81 ile başlayalım. Merkezi eğilim ölçüleri çocuklar neydi? Merkeze eğilen anlamına geliyordu. Yani küçükten büyüğe sıralandığı zaman mesela aritmetik ortalama, medyan yani ortanca ve mod yani tepe değer bunlar bizim merkezi eğilim ölçülerimizdi. Küçükten büyüğe sıralandığında ortadaki ortancayı verirdi. Burada 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayı var. 9'u 2'ye böldüğümde 4 küsürlü gelir. Yani baştan ve sondan 4, 4 ayırdığımda ortadaki sayı ortancayı verir. Burada şu an küçükten büyüğe sıralanmamış. Küçükten büyüğe sıralanmadan işlem yapamazsınız çocuklar. Küçükten büyüğe sıralanmak zorundayız. Sıraladım. Medyan yani ortancayı istiyor. 7 sayı var. 2'ye böldüğümde 3 küsür. Yani baştan ve sondan 3 ayırdığımda ortadaki sayı medyanı verdi. Burada 5 tane kardeş var. Tamam. Tepe değerini istiyor. Tepe değer demek en çok tekrar eden sayı demektir. Cevap Bursa. Küçükten büyüğe sıralandığında medyan ortadaki sayıdır ama burada 4 sayı var. Yani 2 2 bölersin. Ortada ne kalır? Ortada şurada şu ikisinin ortasında 7 ile 9'un arasında ne var? 8 var. Medyan 8'dir diyoruz. Aritmetik ortalama hangileri doğrudur? Bir veri grubundaki değerlerin toplamının veri sayısına bölümüdür. Bu yanlış. Mod en büyük değer değil, en çok tekrar edendir. Medyan sıralı bir veri grubunda ortadaki değer ya da ortadaki iki değerin aritmetik ortalamasıdır. Doğru. Cevap Ceyhan. Hangisinin modu? Yani en çok tekrar eden sayısı 5'miş. 5'i burada 3 kere tekrar etmiş. Tamam bu. Ama bunlara bakıyorum. Burada mod 9. Burada mod hepsi birer kere olduğu için hepsi mod. Burada mod 4. O yüzden cevap 1'dir. Aritmetik ortalaması kaçtır? Hepsini topluyorum. Aritmetik ortalama demek verileri topla. 6 tane veri olduğu için 6'ya böl. Topluyorum. 7, 7, 14, 8 daha 22. 22, 2 ekle 24, 1 daha 25, 5 daha 30. 30 bölü 6'dan cevap 5'tir. Aritmetik ortalaması ile medyanı farklıdır demiş. Çocuklar, aritmetik ortalaması 6, 4 tane 6'yı toplasan ortalama yine 6'dır. Farklı sayı yok. Medyan da 6'dır. Bunda farklı değil. İkisi de aynı. Burada şimdi ortadaki sayıyı bulalım. 4 sayı var. İkisinin ortasında 8. Ortancası 8'dir. Aritmetik ortalama için toplayalım. 11, 9 daha 20. 27, 30. 30 bölü, şurası 20, 27, 30. 30 bölü 4, 8'den farklıdır değil mi? 30 bölü 4, 7 küsür yapacaktır. 7 buçuklu bir sayı yapar. Aynı değil çocuklar. Tamam, o zaman doğru cevap Denizli'dir, farklı. Tepe değer demiş. Tepe değer en çok tekrar eden sayıdır. Puanlardan hangisi en çok tekrar etmiş? 4. 9 kişi 4 almış çünkü. Tepe değeri 4'tür. Yani şöyle bir alan kimse yok. 2 alan 3 tane 2 var. Burada 5 tane 3 var. Kişi sayısı sayının kaç kere yazılacağını söylüyor size. 9 kere 4'ü yazacağım mesela. O yüzden tepe değer 4. En çok tekrar edeni sormuş. 2 kere 5 var, 2 kere de 3 var. O zaman 3 ve 5 ile cevap Ceyhan'dır. Modu dediği tepe değerdir. Tepe değeri en yüksek dediğine göre o zaman bakıyorum en çok hangisi? 1. Bu değil. Şuraya baktım. 2 tane 9 var. Bu yüksek. Burada hepsi. Bu da değil. Burada tepe değer 5. Bu da değil. Cevap Bursa'dır.
Evet, şimdi burada küçükten büyüğe önce yazmak zorundayız çocuklar. Yazınca ortalama demiş. Bir kere en küçük değeri 30'dur. Yanlış. En küçük değer 10. Modu çocuklar 40'tır. Çünkü iki kere yazılmış. Medyana baktığımızda medyanda ortadaki sayı o da 40'tır. Doğru. Cevap Ceyhan'dır. Bir veri grubu için, bu veri grubu için. Şimdi küçükten büyüğe yazılmış. Tamam. Şu an bakıyorum. Şu an medyanı 30. Medyan. Tamam. Mod hepsi, değil mi? Medyan üzerinden gidelim. Ortalamaya bakalım bir de. Ortalama demek 5 sayıyı topla ve 5'e böl. 30, 80, 90, 95, 150. 150'yi 5'e böldüğümde ortalama 30'dur. Eğer ortalama ile aynı sayı eklenirse ortalama değişmez. Bu doğrudur çocuklar. 6. sınıfta gördüğünüz bir konu. Ortalama ile aynı bir sayı eklenirse ortalama değişmez ama çıkarılırsa değişir. 10 eklendiğinde medyanı 20 olur demiş. Tamam, buraya bir tane daha 10 eklersem 5, 10, 10, 30, 50 ve 55 olacak. O zaman burada 6 sayı olacağı için 6 sayı olacaksa 10 ile 30'un arasında 20 vardır. Medyan 20 olur, doğrudur. 50 çıkarıldığında 50'yi çıkart demiş. 50'yi çıkarırsam 5, 10, 30 ve 55. Medyanı yine şu ortası yani 10'la 30'un ortası 20 olur. 50 çıkarıldığında medyan 15 olur. Yanlıştır. Tepe değeri ortanca değerin iki katıdır. Tepe değer en çok tekrar eden sayıdır. Mesela B şıkkında en çok tekrar eden sayı 4'tür. Ortanca değerse 2'dir. Bakın tepe değer 4, ortancanın iki katına eşit oldu. Doğrudur Bursa. Bir parktaki çocuklardan 5'i 4 yaşında yani 4 5 tane çocuk var. Bunlar 4 yaşında. 6'sı ise 5 yaşında. Tamam, 6 tane de 6 tane de öğrenci çocuk çizdim. Bunlar da 5'er yaşında. Ortancayı soruyor. Çocuklar burada 11 çocuk var. 11 çocuğu 5 5 ayırdığımda ortadaki sayımız 5'tir. Son testimiz merkez eğilim yayılım ölçüleri ile ilgili. Mod demiş. Mod en çok tekrar eden sayıdır. 3'ten bir tane var. 4'ten bir tane var. 5'ten 2 tane var. Ama bakın 8'den 3 tane var. Mod 8'dir. Modu ve medyanı 8'dir çocuklar. Bir kere bu değil. Çünkü burada mod 2 tane 3 ile 3 olur. Burada mod 8'dir çünkü 3 kere tekrar etmiş. Medyana baktığımda ama medyan 6'dır. Bu da değil. Mod 8'dir. Medyan da 8'dir. Bakın ortadaki sayı da 8. En çok tekrar eden sayı da 8. Cevap Ceyhan'dır. Tepe değeri 4'müş. Tepe değer demek en çok tekrar eden sayı demek. Doğal olarak A kaç olacak? 4 olacaktır diyoruz. Bir araba üreticisi ABC model arabalarının hangisini daha çok satıldığını belirlemek için satış listesinde aşağıdakilerin hangisine bakmalıdır? Ne yapacak? Satış listesinde fiyatlar var ve satış listesi şuraya bakacağım. Satış listesinde moda bakacak. En çok tekrar eden. En çok tekrar eden bize neyi verecek? En çok satılanı verecektir. A dizisinin medyanı 5. Yani ortadaki sayı 5 çocuklar. O zaman şöyle. 6 sayı var. 4 ile A'nın ortasında 5 varmış. Demek ki A dediğimiz 6. 4 ile 6'nın ortasında 5 vardır. O zaman A 6. Tamam. A 6 ise eğer B'ye bakalım.
6, 4, 6, 5, 3 oldu. 6'dan 2 tane olduğu için tepe değeri 6'dır Denizli diyoruz. Yukarıdaki bir çocuk parkındaki çocukların yaşları verilmiştir. Ortanca değerin artması isteniyor. Şu an küçükten büyüğe dizilmiş. Ortadaki sayı 6. Doğru mu? Bir öğrenci daha gelirse ortanca artacak. Tamam. Kaç yaşında bir çocuk daha gelirse 6'dan büyük olması gerekiyor ki değer artsın. Cevap 7'dir. 6'dan büyük gelirse 6 bu tarafa kayar. Buraya 6'dan büyük bir sayı gelir. Sonra da 8'de 9 gelir çünkü. O yüzden cevap Denizli. Beyza arkadaşlarının yaşlarının ortanca değerini bulmak için sıralı liste yapmış. Tamam. Medyan 13'müş. Medyan demek ortadaki sayı demek. Yani A ile B'nin ortası. Yani A ile B'nin ortalaması çocuklar 13'müş. Biz ne yapıyorduk? 6 sayı var. Baştan 3, sondan 3 ayırınca ortadakini bulmak için bu ikisini toplayıp 2'ye bölüyordum. Yani ortalamasını alıyordum. Bu şekilde yaptım. 2'ye bölünce 13 çıkıyormuş. O zaman işlemin tersi 13 ile 2'yi çarpacağım. Cevap 26 ile Ceyhan'dır. Geldik buna. Yukarıdaki grafikte bir sezondaki basket sayılarının maçlara göre dağılımı verilmiştir. Basket sayılarının mod medyanı hangisine doğru verilmiştir? Mod en çok tekrar edendir. 80, değil mi? Mod 80. Basket sayılarının diyor. Basket sayılarının modu 80'dir. En çok ondan var çünkü. Tamam. Medyanı ise tamam. Medyanı dediğimiz çocuklar 60 tane 1, 70 tane 2, değil mi? Basket sayısı. Burada maç sayısı çocuklar bunlar. Ondan sonra o zaman burada medyan ne olacak ortadakini bulmak için? Önce şunları toplayalım. 1, 2 de şurada 3, 1, 2, sonra 5, sonra bir daha 2. Toplarsam 10 tane maç var. Doğru mu? Şurada 10 tane maç var çocuklar. Tam ortadaki. Burada 5 sayı var. Burada da 5 tane var. Öyle değil mi? O zaman sırayla gidersem ne olacak? Şurası 1, 2 daha 3. Beşinci maç kime gelecek? 80'e. Doğal olarak o da 80'dir. Cevap yani burada Denizli çocuklar. Aritmatik ortalaması 30'muş. 5 tane sayı var. 5 tane sayı yazıyorum çocuklar. Bu 5 sayının aritmatik ortalaması demek topla 5'e böl 30'muş. 5'e böldüğümde 30 çıkıyorsa işlemin tersini yaparsam burası 30 çarpı 5'ten 5 sayının toplamı 150. Tamam. Ortalama artsın istiyor. O zaman ortalamadan büyük bir sayı ekleyeceğim. Artık 6 sayı olacak. 5 sayının toplamı 150'yi de buraya yeni bir sayı ekleyeceğim ve ortalama 5 artacak. Ortalama 30'du. 5 arttı, 35 olsun istiyor. Yani bu 5 sayıya hangi sayıyı eklersem artık 6 sayı olduğu için 6'ya böldüğümde eski ortalamaya göre 5 artmış olacak. Ne yapıyorum? İçler dışlar. Yani payda eşitleme. 150 artı x. Burayı da 6 ile çarpıyorum. 210. Tamam. Ne yaptım? Paydaları eşitledim. Paydaları eşitleyince paydayı bir daha yazmadım. 150 artı x eşittir 210 oldu. 150'yi diğer tarafa attığımda 210 eksi 150'den x 60'tır. Cevap Bursa diyoruz. Yukarıdaki sayı dizisine ortanca ile aynı değere sahip bir sayı ekleniyor. Ortanca küçükten büyüğe sıralandığında şurası. Yani 4 ile 6'nın tam ortası. Aritmetik ortalamasını al. 10 bölü 2'den 5. Ortanca ile aynı sayı da, e, sa, e, pardon. Ortanca ile aynı eklenirse çocuklar ne olacak? Şurası
Bakın 5 eklendi. 2, 2, 4, 5, 6, 8, 8. Tamam. Bir kere şimdi medyan değişmeyecek, değil mi? Zaten medyanı aynı sayıyı ekledim. Medyan değişmez. Medyan dediği ortanca. Tamam. Mod, önceden mod 8'di. Çünkü 2 tane vardı. 5 ekleyince yine 2 tane var. Mod da değişmez. Gelelim ortalama. Eski ortalama neydi? 8, 8 daha 16, 20, 26, 40. Pardon, 26, 30. Burada 6 sayı var. 6'ya böldüğümde ortalama 5. Ortalama 5 iken ben bir tane daha 5 eklersem ortalama da değişmez. Çünkü ortalama ile aynı sayı eklendiğinde ortalama değişmiyor çocuklar. Bir halı mağazasında günlük yaklaşık kaç halı satıldığını öğrenmek için neye bakacağım? Günlük ortalama kaç halı satılmış? O zaman günlük yaklaşık kaç halı? Yaklaşık diyor. O zaman ortalamaya bakmaz mısınız? 4 günün ortalamasına bakarak bir yaklaşık değer bulabilirsiniz. Ortalama yaklaşık değerdir. Ve son sorumuz. Kişilerin notlarını gösteriyor. Tamam. Ortalaması 71'miş. Tamam. 2 tane 90 var. 2 tane 90 180 yapar. 2 tane 80 var. 160 yapar. 2 tane 70 var. 140 yapar. X tane 60 var. 60 ile X'i çarptım. 62. Çocuklar ne yapıyorum? 2 tane 90 olduğu için 90-90. Toplamının kısa yolu çarpmadır. 2 tane 90, 180. 2 tane 80, 2 çarpı 80'den 160. 2 çarpı 70'den 140. X çarpı 60'dan 60X. 1 çarpı 50'den 50. Topluyorum. Şu an not toplamına bakıyorum çocuklar. Toplayalım. Şurası 300. Sonra 480, 530. Artı 60X. Tamam. Toplamları 530 artı 60X. Ortalama neydi? Sayıların veri veriyor size. Bu verideki sayıların toplamı bölü veri sayısı, yani kişi sayısı. Topluyorum 2, 2 daha 4, 6, 7, 7 artı x. Neyi verecekmiş? 71'i. Bundan sonrası denklem çözme. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 71 ile 7 artı x'i çarpacağım. 71 ile 7'yi çarp, 497. 71 ile x'i çarp, 7x. Bu neye eşittir? 1 ile 530 artı 60x'i çarpıyorum. 530 artı 60x. Tamam. X burada kalsın çocuklar. 7x'i diğer tarafa atarsam eksi 7x olacaktır. 60'tan 7'yi çıkarırsam şurası 53x olur. Değil mi? Çocuklar şuraya yanlış yazmış. 71 ile x'i çarparsam 71x yapar, değil mi? Tamam. O zaman şurada bir hata yaptık. Orayı hemen düzeltelim. X'leri önce bir yuvarlak içine alalım. Burada 71x, burada 60x var. Ne yapacağım? 60x'i 71x'in yanına atacağım, değil mi? Tamam, yanına eksi diye geçecektir. Yani 71x eksi 60x. 497'de 530'un yanına eksi 497 diye geçecek. Tamam. Şimdi çıkarıyorum. Çıkarırsam burası 11x. 530'dan da 497'yi çıkaralım. Kaç kalır? 33 kalır. Çocuklar 5, 497 yalnız gözükmüyor ama. 11 tane x 33 ise x'i bulmak için 33'ü 11'e bölüyorum. Cevap 3'tür. Yani x 3'tür. Ama soru bizden onu istemiyor. Modu ve medyanı istiyor. Mod en çok tekrar eden sayı. İlk 60'tan 3 kişi. Medyansa ortadaki sayıdır. Burada çocuklar 10 kişi var. 10 kişinin ortası 5, 5 diye ayıracağım. Yani
90, 90, 80, 80, 70, 70. Son 3 tane 60, 60, 60. Bir tane de 50 var. Ortadaki sayı 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan da 5 ayırınca şurası 70 ile 70'in ortalaması yine 70'tir. Yani ikisinin toplamı 130'la Bursa'dır. Bu güzel bir soru çünkü içinde denklemi de barındırıyor. Gelirse bu tarz soru gelir. Bunu bir daha çözmenizi, şuradaki denklemi özellikle bir daha çözmenizi isteyeceğim. Ne yaptım? Önce şunları topladım. 2 tane 90, 180 dedim. 2 tane 80, 160. 2 tane 70, 140. X tane 60, 60X. Bir tane de 50 dedim. Toplayınca 530 artı 60x oldu. 530 artı 60x aritmetik ortalama ise toplamı bölü kişi sayısıydı. Burada 7 bir de x var. Bu bana ortalamayı verir dedik. Bundan sonrası içler dışlar dedik. Anlamayanlar için bir daha anlatıyorum şu an. 71 ile 7 artı x'i çarpacağım. 1 ile de 1 ile çarptığım için kendisini verecek. 530 artı 60x'tir. Tamam. Çarp içeriye 497 artı 71x eşittir 530 artı 60x. 60x daha küçük olduğu için 71x'in yanına eksi 60x diye attım. 497'yi de 530'un yanına eksi 497 diye attım. Çıkarınca 33, çıkarınca 11x dedim. O 33'ü 11'e bölünce x 3 çıktı. En çok tekrar eden 60. Medyansa 2 tane 5. 5. 10 sayı var. 10 tane sayı içinde 5. sayı medyan 70. Toplamları 130'dur dedik. Bu konumuz bu kadar. Basit bir konu. Sadece bol tekrar yani bol soru çözümü ister. Görüşmek üzere. İyi günler.